Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Beni duyabiliyor musunuz ve görebiliyor musunuz arkadaşlar? Harika, hem duyuyorsunuz hem görüyorsunuz. Umarım keyifler iyidir. Neler yapıyorsunuz? Süreç nasıl gidiyor? Zor ve yorucu. Elbette çok haklısınız arkadaşlar. Çünkü süreci çok uzun süredir bu maratonu devam ettiriyorsunuz. Artık yaklaşık bir 25 gün civarında bir şey kaldı. Çok da bir şey kalmadı. Ve bu süreç içerisinde gerçekten özveriyle çalışanlar ve maratonu devam ettirmeyi başaranlar aramızdaki kazananlar olacak. Bu anlamda buraya kadar çok güzel getirdiğinizi biliyorum. Ve bundan sonraki süreçte de yorgunluklarınız olacaktır. Kırgınlıklarınız olacaktır. Düşmüşlükleriniz olacaktır ama her seferinde daha güçlü şekilde ayağa kalkmanız gerekiyor. Dizleriniz kanayacak, canınız yanacak ama daha güçlü ayağa kalkacaksınız. Ve en sonunda o gün sonuçlar açıklandığında ailelerinizin gözlerinin içi parlayacak ve sizi kahvaltıya öyle davet edecekler. Düşünsenize, o gün kahvaltı masasındasınız ve herkesin gözlerinin içi parlıyor ve o günkü mutluluğun temel sebebi sizsiniz. Sizin başarınız arkadaşlar. Burada çok stresli olduğunuzu görüyorum. Bazılarınız çok stresli olduğundan bahsetmişsiniz. Arkadaşlar, stres son derece normal. Çok uzun süredir çok fazla emek harcıyorsunuz. Kaygılanmanız normal. Bu aşamalarda kaygı ya da stresi çok fazla hayatınıza dahil ediyorsunuz. Ama bu sizin çalışmanızı etkilememeli. Çalışmaya bir şekilde devam etmelisiniz. Peki, sınav zamanında ne olacak hocam? Arkadaşlar, eğer kaygı düzeyinizi ve heyecanınızı tamamen kötüymüş gibi algılarsanız bu bir sıkıntı. Bunun iyi yönleri de var. Çünkü normal şekilde bir kaygı, normal şekilde bir heyecan sizin dikkatinizi arttıracağı için bu aşamada sizlerce faydalı da olacak. Sizlere faydalı da olacak. O yüzden tamamen çok kötü, kaygılandım, heyecan yaptım gibi düşünceler içerisinde girmeyin. Herkes sizinle aynı şekilde, emin olun ve doğru kaygı, doğru stres ya da doğru heyecan sizin başarı oranınızı da arttıracaktır. Çünkü dikkati arttıracak değerli arkadaşlar. Sema Nur, gerçekçi olalım demişsin. Evet, zaten son derece gerçekçiyiz arkadaşlar. Süreç içerisinde 26 gün ya da 25 gün kaldığını biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz. Gerçekten şu 25 gün içerisinde dikkatli şekilde çalışmalarını devam ettirenler, kendinden, hayatından taviz verenler bu işin başında, bu sonunda bu işin ödülünü alanlar olacak. Sayısalsın, sosyal çalışmalımsın. Melike, şöyle ifade edeyim. Derse girdiğim yerlerde sayısal öğrenciler sosyal yapıyorlar. Hatta bayağı iyi yapıyorlar. Şunu söyleyeyim özellikle. Bu aşamadaki sosyal netleri 20 üzerinde 14'ler, 15'ler, 16'lar oluyor. Tabii bu herkes de mi böyle? Hayır. İyi sayısalcılar da bu şekilde. Eğer dikkatli şekilde sorularınızı çözerseniz bazı tarih soruları zaten net bir şekilde alelade olarak apaçık olun önünüzde olacak cevabı. Daha sonrasında işiniz biraz cesarete gelecek. Arkadaşlar, girmiş olduğunuz denemelerde tarih sorularını çözün. Zaten çoğu yorum arkadaşlar. Çözün, bırakın yanlış çıksın. Ne kaybedersiniz ki? Bırakın deneyin arkadaşlar. Sosyal branş çözdüğünde 2 doğru 3 yanlış çıktı. Onun dışında genelde 3 4 doğru çıkıyormuş bir arkadaşımızın. Bazen 5'te 5'te yapıyormuş. Bu çok güzel. Yani süreç içerisinde bazen elbette bu şekilde düşeceksiniz ama sınavda bunun daha iyi olacağına inanıyorum. Size şöyle bir örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Bu süreç içerisinde geçen sene bazı arkadaşlarımız vardı. Hatta öğrencimin adı Şevval'di. Şevval özellikle ben dersine girmiyordum geçen sene. Yanıma geldiğinde sayısal öğrencisi, yanıma geldiğinde asla tarih işaretlemediğini söylemişti. Onunla böyle küçük tekrarlar ve küçük soru çözümleri yapmıştık ve ben ona ısrarla her seferinde "Hayır Zehra, tarih çözeceksin. Çöz hepsini, bırak yanlış çıksın." diyordum. O da her sınavdan sonra geliyordu. "Hocam, İşte gördünüz mü? 5'te 5 yanlış çıktı," diyordu. Daha sonra onlar 5'te 4'e düştü, 5'te 3'e düştü, sonra fullemeye başladı. Ve arkadaşlar, sınavda da 4 doğru bir yanlış yapmıştı Şevval. Ve şu an arzu ettiği yerde diş hekimliği okuyor. Dolayısıyla arkadaşlar, yanlışınız çıksın. Denemedeki yanlış size bir şey kaybettirmez.
Şimdi arkadaşlar yan alanlarda elbette önem vermelisiniz fende vesaire ama yani bu aşamada özellikle sözel olanlara biyolojiye vesaire daha fazla özen gösterirseniz bu da size ne yapacaktır? Artı değerler kazandıracaktır. Soru çözümlerinde belki daha iyi başarılı olacaksınızdır. Kendi sürecimi hatırlıyorum. 10 soru çözmüştüm. O zamanlar YGS, LYS dönemiydi. 40 fen sorusu vardı. 10 soru biyoloji çözmüştüm. 5 doğru 5 yanlış çıkmıştı. Bir sözelcinin de yapabileceği bence maksimum buydu zaten. Aynen öyle, yanlışlarınız bir yönden sizin için doğruya gidiş yolunda bir araç haline geliyor. Değerli arkadaşlar, şimdi birlikte bir tekrar kampı başlatacağız. Bu tekrar kampından önce bu tekrar kampı nasıl bir kamp olacak? Bunun üzerine konuşacağız. Burada yapmış olduğumuz tekrar kampında yüzlerce soru çözeceğiz ve bu yüzlerce soru içerisinde de sizlere olabildiğince hem bilgi hem de yorum kuvveti vermeye çalışacağız. Ama dikkatli şekilde bu süreci ilerletmeniz şartıyla. Şöyle söyleyeyim size, ben kesinlikle fulleyeceksiniz diyemeyiz arkadaşlar. Ama tarihi sorulara bakış açısı nasıl olur? Tarihi soruları nasıl çözersiniz ve nerelerde hangi yoruma dikkat etmelisiniz gibi önemli özelliklere değineceğiz. Bu da süreç içerisinde ve sınavda, bu genel tekrar kampımızda size fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi sizleri bekliyorum. Sizlerden onay aldıktan sonra tekrar kampımızın başlatıyoruz arkadaşlar. Bir tanıtım dersiyle umarım sizlere çok çok faydalı olur. Bolca soru koydum buraya. Arkadaşlar hadi başlayalım. O zaman bana yoğun iyi bir şekilde bir enerjiyle şöyle bir artılara bir basın. Fişek gibi bir göreyim hepinizi. Zehir gibi bir olalım. Harikasınız değerli arkadaşlar. Haydi başlayalım. Arkadaşlar ilk sorumuza baktığımızda tarih öğretmeni olan Veysel Bey arkadaşlar sınıf tahtasına bazı sorular yazmış. Hangi zamanda meydana geldi? Hangi yazıyı kullandı? Ne tür elbiseler giydi gibi sorular sormuş. Bunlara da öğrencilerden cevap almış. Hangisinin cevabı doğrudur diye soruyor. Bunlar tarihe yardımcı bilim dalları arkadaşlar. Hangi zamanda meydana gelmiştir sorusunun cevabı kronolojidir. Kronoloji tarihsel olayları bilir ve bunları sıraya koyan bilim dalıdır. Hangi yazıyı kullandı? Tarihi yardımcı bilim dalları arasında paleografya arkadaşlar nedir? Yazı bilimidir. Eski yazıları inceler. Buraya da paleografyayı koydum. Ne tür elbiseler giydiler? Yani onların kültürlerini incelemem lazım. Kültür bilimi ise değerli arkadaşlar etnografyadır. O zaman sıralamam nasıl olacak? Kronoloji, paleografya ve etnografya şeklinde olacak. Kim doğru söylemiş? Turan doğru söylemiş. Aferin diyorum Turan'a ve onaylayarak yeni soruya geçiyorum. Burada bir sıkıntı var mı? Burada bir sıkıntı var mı değerli arkadaşlar? Güzel, o zaman devam edelim. Tarihsel olayların araştırılmasındaki yöntem sırası düşünüldüğünde aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar hiç cevap vermeden ve soruya odaklanmadan benim dediklerime odaklanın lütfen. Neden biliyor musunuz? Çünkü burada size konuyu anlatırken size bazı kilit bilgiler vereceğim. Onlar bizim için önemli. Arkadaşlar şu bizim için önemli. Tarihte bir makale kaleme alacağım ya da tarihi bir olay kaleme alacağım. Benim bunun için belli bir sıralamayı takip etmem lazım. Bu belli sıralama için ise tarihsel bir metodoloji var. Tarihsel bir yöntem sırası var. Nasıl gidiyor bu sıralama? Önce tarama, daha sonra tasnif, daha sonra tahlil, daha sonra tenkit, sonra terkip. Tarama yani kaynakları arama, tasnif yani sınıflandırma, daha sonra tahlil yani çözümleme. Bilgiler yeterli mi değil mi diye soruyorum. Daha sonra tenkit, eleştiri aşaması. Bilgiler doğru mu değil mi diye soruyorum. Daha sonra terkip yani yeni ürünü ortaya çıkardığım makaleyi yazdığım aşamadır. Bu şekilde baktığımda arkadaşlar önce tarama olacak. Ardından zaten bakın burada taramayı vermemiş. Ardından tasnif olacak. Buradakilerin arasında ilk tasnif geliyor. O zaman benim doğru cevabım 3 ile başlayacak. 3 olmayanları bir eleyelim. Tasnif var. Ardından arkadaşlar tahlil gelecek. Daha sonra eleştiri aşaması tenkit. Son olarak da yeni ürünü ortaya çıkardığım aşama terkip olacak. Cevabım da bu yüzden B seçeneği olacak. Unutmayın 5T kuralı. Tarama, tasnif, tahlil, tenkit ve terkip arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Yeni sorumuza bir geçelim.
tarih geçmişte yapılan, şu anda elimizde olan ve istikbali gösteren bir dürbündür. Bakın arkadaşlar, nerede yapılmış? Geçmişte yapılmış. Şu anda elimizde ve istikbali, yani geleceği gösteriyor bizde. He, o zaman bir bakalım neleri doğru olarak gösterebiliriz. Siyasi olaylara ağırlık verdi diyor. Yahu arkadaşlar, yukarıda siyasi, coğrafi, sosyal bir şey demiş mi, dememiş. O yüzden bir olanları eliyorum. Geçmişten geleceğe bir köprü görevi üstlendi. Evet, geçmişteki olaylarla bana gelecek konusunda bilgi veriyor tarih. Dolayısıyla ne yapıyorum? İkiyi doğru kabul ediyorum. İki olmayanları eliyorum. Mutlak doğrular ulaşılamayacağı. Evet arkadaşlar, tarihte mutlak doğrulara ulaşılamaz. Ama yukarıda bundan bahsetmemiş ki hiç bana. Yukarıda tarihte mutlak bilgi var mıdır yok mudur gibisinden bir şey sormamış bana. Evet, ulaşılamaz doğru, ama yukarıda ulaşamıyorum ben buna. O yüzden arkadaşlar bunu da eliyorum. Cevabıma Bursa diyorum ve arkadaşlar devam ediyorum. Anlaştık mı? Şimdi gelelim yeni sorumuza arkadaşlar. Türk tarihinin en eski yazılı belgeleri olan Orhun Kitabeleri. 1893 yılında Danimarkalı dil bilimci Wilhelm Thomson tarafından çözümlenmiş, günümüz dillerine de çevrilmeye başlanmıştır. Orhun Kitabeleri ile bu çalışmaların yapılmasına bağlı olarak 3 tane tarihe yardımcı bilim dallarından hangisinden faydalanılmıştır diyor arkadaşlar. Bir bakalım. Heraldik. Heraldik neydi? Arma bilimiydi arkadaşlar. Yukarıda arma ile ilgili bir şey var mı? Hayır, yok. O yüzden arma bilimi olan heraldik yanlıştır. Yukarıda yoktur. Bir olan her şeyi eliyorum. İkide ne var? Filoloji. Filoloji dil bilimidir. Bak şurada ne diyor? Dil bilimci diyor. Ve günümüz dillerine çevrildi diyor. Yani filolojiyi alırım, dil bilimi. Paleografya ise arkadaşlar eski belgeleri, eski yazıları inceliyor. Dolayısıyla yazı bilimidir. Şurada da ne diyor? Yazılı belgeleri inceledi diyor. Yazı biliminde alırım. 2 ve 3'ün yer aldığı Denizli seçeneği doğru cevabımdır. Anlaştık mı? Cevap yazarken beni dinleyemiyorsunuz. Dikkat edin arkadaşlar. Beni dinlemeye. Yukarıda verilen bilim dallarından hangilerinin tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasında tarih bilimine daha çok katkı sağladığı söylenebilir? Bakın, tarih öncesi dönemler. Tarih öncesi dönemler ile tarihi dönemleri ayıran temel faktör neydi arkadaşlar? Burası tarihi devirler, burası tarih öncesi. Burayı ayıran şey yazıydı Türkan. Tebrik ederim Zehra. Yazıydı arkadaşlar. Dolayısıyla bu, bakın burada tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasında hangisi daha çok katkı sağlar diyor. İyi de tarih öncesinde yazı yoksa ben nümizmatiği alamam ki, çünkü bu para bilimi ve paranın üzerinde yazı var. Bu tarih öncesi dönemi aydınlatmaz. Dört olan her şeyi eledim. E bakalım, filoloji, dil bilimi arkadaşlar. Dil bilimi de yazı olmadan o dönemdeki dili nasıl bileceğim ben? Bunu da bilemem. Yazı olması lazım. E geçtim arkadaşlar, arkeoloji. Arkeoloji sadece ve sadece, bakın arkadaşlar, tarih öncesi dönemleri aydınlatmada kullanılan önemli bir unsurdur. Evet, tarihi devirlerin aydınlatılmasında da kullanılıyor. Ama daha çok nerede? Tarih öncesi dönemde kullanılıyor. O yüzden 3'ü alacağım. Kronoloji, tarih bilmem lazım. Tarih içinde yazı lazım. O yüzden kronolojiyi de alamıyorum. Tarih öncesi dönemleri aydınlatmada daha çok kullanılan B seçeneğinde bulunan arkadaşlar arkeolojidir. Şimdi devam edelim değerli arkadaşlar. Yeni sorumuza bir bakalım ne diyor burada. Tarih araştırmalarında yararlanılan yukarıdaki bilim dallarından hangileri yakın tarihin aydınlatılmasında tarihe daha fazla katkı sağlamaktadır? Arkadaşlar sorularınızı en son alayım, tamam mı İremciğim? Görüyorum sorunu. Birazdan alayım onu da, olur mu canım? Tarih araştırmalarında yararlanılan yukarıdaki bilim dallarından hangileri yakın tarihin aydınlatılmasında tarihe daha fazla katkı sağlamaktadır? Yakın tarihin aydınlatılmasında. Arkeoloji arkadaşlar daha çok ne zaman? Arkeoloji daha çok tarih öncesi dönemlerde. Arkadaşlar bu yakın tarih değil ki. Kimya diyor arkadaşlar. Kimya karbon 14 metodu. Mesela bu kupanın kaç yılında yapıldığını buluyor bana. Dolayısıyla bu da çok eski devirler. Ama diplomasi arkadaşlar, siyasi belgeleri inceleyen bilim dalıdır. Siyasi belgeleri inceliyorsa bu. Örneğin 1990'lı yıllarda yapılmış Dayton Anlaşması'nı incelemez mi? İnceler. Ya da arkadaşlar
Türkiye Cumhuriyeti'nin Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ni incelemez mi? İnceler. Bakın daha çok yakın tarih konularını inceliyor diplomasi bilimi. Neden arkadaşlar? Yakın tarihi incelediği için yalnız B diyoruz. Kimya olabilir, neden ya demiş. Evet yakın tarih diyorum ama Sema Onur şuna dikkat etmeni istiyorum. Mesela şeyi düşün. Bir tane kalem olsun 3000 yıllık ya da şu mouse olsun 3000 yıllık. Bunu kesiyor bunun dokusundan ve örneğinden bunun yaşını hesaplıyor. Daha çok neden biliyor musun? Karbon 14 metodu daha çok eski eserlerin yaşını hesaplamada kullanılır. Örneğin Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin ya da yakın tarihli bir olayın yaşını hesaplamam ki ben bununla. Bir ürünün yaşını neden hesaplayayım? Zaten onun yeni olduğu çok bellidir. Benim için tarihi bir unsur olarak karşıma çıkmaz. Mesela 1990'da üretilmiş bir kalemi mi araştırayım? Yoksa milattan önce de yapılmış olan bir anlaşma metninin dokusuna bakarak onun tarihini mi hesaplarım? Burada şu önemli. Neyi daha çok yakın tarihe almak isterim? Burada da yorum işin içerisine giriyor. Diplomasi daha çok yakın tarihi inceler. Evet. İnceler, hepsini inceler normalde. Bunu veririm. Evet, bu da 36 günlükmüş der, inceler. Ama buna gerek var mı? Önemli olan bu. Tamam? Güzel. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir tarihçinin araştırmalarında dikkat etmesi gereken hususlar arasında gösterilemez? Tarih araştırmalarında objektifliğin sağlanması, doğru sonuçlara ulaşılabilmesi için son derece önemlidir denmiş. Bir bakalım. Arkadaşlar araştırmalarını sadece resmi kaynaklara dayandırması, milli ve dini duyguların etkisinde kalmaması. Evet, ben atıyorum Müslümanım diye Müslümanları haklı çıkarmaya çalışmamalıyım, objektif olmalıyım. Olayın gerçekleştiği yerde inceleme yapılması. Malazgirt Savaşı'nı Malazgirt Ovası'nda inceleyebilirim. Daha objektif sonuçlara ulaşırım. Yaşadığı dönemin koşullarının etkisinde kalmaması. Ben Fatih dönemini ancak Fatih döneminin şartlarıyla incelerim. Bugünün şartlarıyla değil. Dolayısıyla bu da doğru. Kaynaklara eleştirel gözle yaklaşmalıyım. Kendi yanlım olanlara daha pozitif bakmamalıyım arkadaşlar. Ama sadece resmi kaynaklara dayandırmak doğru değildir. Size sorayım, Osmanlı Devleti'nin tarihini incelerken ben Osmanlı vakanüvisti olan Mustafa Naima Efendi'nin yazdıklarını çok da dikkate almıyorum. Neden almıyorum arkadaşlar? Çünkü adam sarayın tarihçisi. Adam sarayı kötüler mi? Adam Osmanlı'yı kötüler mi? Kötülemez. Objektif davranmaz ki o adam. Çünkü saraydan fazla para kazanıyor. Çünkü padişahtan korkuyor. Objektif davranmaz. O yüzden arkadaşlar sadece resmi kaynaklara değil, gayri resmi kaynaklarda yine göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin arkadaşlar Osmanlı tarihinde olan ve çok kötü bir olaysa bu. Bu olay Osmanlı tarihinde kayıt altına alınmamış diyelim. O zaman bu olay yaşanmamış mı diyeceğiz? Hayır diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü resmi kaynaklar taraflı olabilir. O yüzden cevabımız A seçeneği dedik, devam ediyoruz. Yukarıdaki tanımlardan yola çıkarak 1-2-3 kaynaklarından hangilerinin birinci el kaynak özelliği gösterdiği savunulabilir diyor. Bir bakalım. Birinci el kaynak neymiş? Tarihi olayın meydana geldiği dönemde ortaya çıkan her türlü malzemeymiş. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in kalemi. Arkadaşlar bu Fatih'in kalemi ise birinci el kaynaktır. Geçtim arkadaşlar. Metehan'ın kılıcı. Metehan döneminde yapılmış. Adam kullanmış onu. Dolayısıyla birinci el kaynak. İkinci el kaynak ise birinci el kaynakları kullanarak yapmış olduğum kaynaklardır. Mesela Fatih'in kalemini inceledim. 2022 yılında yazı yazdım. Fatih'in kalemi 35 santim uzunluğunda siyah yazan bir kalemdir. Bu yazdığım ne? Birinci el kaynağı kullandığım için ikinci el kaynak oldu. Şimdi bir bakalım. İdeallar döneminde bastırılan elektron adı verilen paralar. Bu o dönem de bastırılmış. Dolayısıyla birinci el kaynaktır. Bir olmayanları eledim. İkiye bakalım. Fatih Sultan Mehmet'in çıkardığı fermanlar direkt o dönemde çıkarmış adam bunu. O dönemin ürünü. Dolayısıyla bu da yine nedir arkadaşlar? Birinci elden kaynaktır. Halil İnalcık'ın Osmanlı kroniklerinden yararlandığı Osmanlı tarihi eseri. Hayır, bu ikinci el kaynaktır. Yahu Halil İnalcık Osmanlı'nın kuruluşunu yazdı. Osmanlı'nın kuruluşu 1299 yılında. Halil İnalcık 2016 yılında vefat etti arkadaşlar. Bu adam kaç yüzyıldır yaşıyor? Halil İnalcık'ın yazdığının birinci el olması için Halil İnalcık'ın
o dönemde yaşamış olması lazım. Osmanlı'nın kuruluşunda yaşamış olması lazım ki böyle bir şey mümkün değil insani açıdan. Dolayısıyla Osmanlı kroniklerinden yazarak kullanarak onları yazmış. İkinci el kaynaktır bu. Dolayısıyla 1 ve 2'nin bulunduğu Ceyhan seçeneğimiz doğru cevabımız. Benden önce çözüyorsunuz. Haydi bakalım devam. Harikasınız gençler. Aşağıdakilerden hangisi yazılı kaynaklar arasında gösterilemez diyor. Arkadaşlar bir bakalım. Paralar. Hemen bir bozuk para çıkarın. Bir bakalım ne yazıyor üzerinde? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası diyor. Tamam üzerinde yazı var. Yazılı kaynak. Fermanlar bundan sonra saat 10 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Üzerinde yazı var. Yazılı kaynaktır. Kitabeler, Orhun kitabelerini düşünün. Bir tarafı Çince, bir tarafı Türkçe. Yazılı kaynaktır. Anlaşma metinleri arkadaşlar. İlk anlaşma neydi? Kadeş Anlaşması'ydı. Yazılı kaynaktır. Ama destanlar sözlü kaynaktır arkadaşlar. Hocam destan var yazılı. Onu biz günümüzde şimdi yazdık. Destanlar anonim ve sözlü edebiyat ürünleridir arkadaşlar. Yazılı değildir. John Tosh'un bu görüşü tarih araştırmalarının aşağıdaki özelliklerinden hangisini ifade ettiği savunulabilir? Bakalım. John Tosh demiş ki, Tarihin Peşinde adlı eserinde tarihçinin görevini şu sözlerle ifade etmiş. İnceleyeceği çağın insanının kimliğine bürünüp, dünyayı onun gözlerinden görerek ve mümkün olduğu kadar onun standartlarıyla değerlendirerek o insanın neyi, niçin yaptığını bulmaktır değerli arkadaşlar. Ne yapıyormuş John Tosh? Ne diyormuş arkadaşlar? Olayları meydana geldiği döneme göre değerlendirin. Bugüne göre değil diyormuş. Çok haklı. Bir gün tarih dersindeyim. Fatih Sultan Mehmet dönemini anlatıyorum. Öğrencime dedim ki atıyorum dedim Fatih 3 ay boyunca kuşattı İstanbul'u dedim. Hocam Allah aşkına Fatih de diyor 3 ay İstanbul mu kuşatılır ya diyor. Atsaydı atom bombasını temizleseydi her şeyi diyor. Yahu değerli öğrencim o dönemde atom bombası mı var Allah aşkına? Öğrencim ne yapıyor? Fatih dönemini bugüne göre değerlendiriyor. Yanlıştır. Fatih dönemini o döneme göre değerlendireceksin. Yani olayları meydana geldiği döneme göre değerlendireceksin. O dönemin şartlarına göre değerlendireceksin. Bu yüzden cevabım A seçeneğidir arkadaşlar. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Evet, güzel. Hadi devam edelim o zaman yeni soruya bir bakalım. Tarihi olayların incelenmesini kolaylaştırmak için olaylar zamana, mekana ve konulara göre sınıflandırılmıştır. Bakın üçe ayırmışız tasnif aşamasını, ikinci aşamayı. Neye göre? Zamana göre, mekana göre, konuya göre. Aşağıdakilerden hangisi zamana göre sınıflandırma içerisinde yer almaktadır? Sorunun çözümünü size bırakıyorum. Buyurun cevaplarınızı yazın, ondan sonra çözeceğim. Hangisi zamana göre sınıflandırmadır? Hangisi zamana göre sınıflandırmadır değerli arkadaşlar? Zamana göre sınıflandırma. C diyen var, E diyen var, B diyen var. Şimdi arkadaşlar bakın soru bana ne diyor? Zamana göre sınıflandırma diyor. Hemen bir bakalım. Arkadaşlar milattan önce milattan sonra ya da verilen bir tarih 1876 gibi ya da Kanuni Sultan Süleyman dönemi, Orhan Bey dönemi gibi ifadeler arkadaşlar başlangıç ve bitiş bildirir. Ya da orta çağ, ilk çağ, yakın çağ, yeni çağ gibi ifadeler başlangıç ve bitiş yani bir zaman bildirir. O zaman milattan önce sonra görürsem ya da bir padişah dönemini görürsem ya da ilk çağ, orta çağ görürsem ya da arkadaşlar net bir yıl görürsem bu zamana göre sınıflandırmadır. Mesela Yavuz Sultan Selim dönemi atıyorum 1513'te başlamıştır atıyorum 1521 yılında bitmiştir atıyorum arkadaşlar. Zamana göre mi? Evet zamana göre. O yüzden cevabım Denizli'de. Peki hocam konuya göre nasıl olur? Konuya göre de bana bir konu vermek zorunda. Mesela arkadaşlar der ki İslam tarihi, politika tarihi, Fenerbahçe tarihi, Galatasaray tarihi, Türk spor tarihi gibi ifadeler bana bir konu vermek zorundadır arkadaşlar konuya göre sınıflandırmada. Geçtim arkadaşlar bir de ne var?
Bir de yere göre sınıflandırma, yani mekana göre sınıflandırma. Bunlar da bana bir mekan adı vermek zorunda. Avrupa tarihi, Asya tarihi, atıyorum Jamaika tarihi, Şanlıurfa tarihi, Türkiye tarihi, Anadolu tarihi. Bakın hepsinde bir yer adı veriyor, mekan adı veriyor. O zaman şöyle bir soru sorayım size. Orta Çağ Avrupa'sında İslam tarihi hangisine girer? Orta Çağ Avrupa'sında İslam tarihi hangisine girer? Bakın arkadaşlar, Orta Çağ diyorum zaman, Avrupa diyorum mekan, İslam diyorum konu. Üçüne de giriyor arkadaşlar. Orta Çağ Avrupa'sında İslam tarihi. Orta Çağ diyorum zaman, Avrupa diyorum mekan, İslam tarihi diyorum konu. Hepsine de giriyor değerli arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerlerine göre daha belirgindir arkadaşlar? Bir bakalım. Mustafa Kemal 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktı. Tamam da 2022 yıl içerisinde hangi 19 Mayıs? Bilmiyorum ki. Bunu geçtim. İkinci Dünya Savaşı 20. yüzyılın ilk yarısında gerçekleşmiştir. Yani 20. yüzyılın ilk yarısı diyorsa arkadaşlar bu ne oluyor? 50 yıllık bir dönem oluyor. Atıyorum 1900 ile 1950 arası oluyor. 50 yıllık bir dönem. Roma Devleti milattan önce 8. yüzyılda kuruldu. 8. yüzyıl, yani 100 tane yıl içerisinde hangisi? Bilmiyorum ki. Paralidyalılar tarafından milattan önce 700 yılında bulundu. Kaç yılında? 700. Bakın burada net bir tarih vermiş. Yüzyıl savaşları da konuya girer. Evet arkadaşlar, konuya girer yüzyıl savaşları. Fransız İhtilali 18. yüzyılın son çeyreğinde gerçekleşmiştir. 1789 yılında. Yani son çeyrek diyorsa bana burada 25 yıllık bir süreçten bahsediyor. Bakın, burası belli değil. 2022 yıl içerisinde. Burası 50 yıl içerisinde. Burası 100 yıl içerisinde. Burası 25 yıl içerisinde. Hangisi daha net bilmiyorum. Ama burada net bir yıl vermiş. Sadece bir yıl vermiş. O yüzden cevabım Denizli olacak değerli arkadaşlar. Burada verilen yılları yazın. Mesela burada 50 yılı ifade ediyor. Burada 25 yılı ifade ediyor. Burada 100 yılı ifade ediyor. Burada 2022 yılı ifade ediyor gibi. Tamam mıyız? Burada ise sadece bir yılı ifade ediyor. Arkadaşlar şöyle deseydi ne olurdu? Şöyle deseydi ne olurdu? Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı deseydi, o zaman daha net bir tarih. Üstelik günü ve ayı da belli olan bir tarih olurdu. O zaman A yapardım cevabı. Ama bana burada yıl vermemiş. Tamam, devam edelim. Hazreti İsa'nın doğumu miladi takvimin başlangıcı olarak kabul edildiği için milattan önce tarihler geriye doğru gidildikçe büyür, milattan sonra tarihler günümüze yaklaştıkça büyür. Buna göre aşağıda verilen tarihlerden hangisi miladi takvimin başlangıcına en yakındır? Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bu miladi takvim olsun. Burası atıyorum milattan önce bilmem kaç olsun. Burası 2022 yılı olsun. Şurası ise milat olsun. Yani sıfır olsun. Hemen bakalım arkadaşlar. Milattan önce 680. Milattan önce 680 ta burada arkadaşlar. Milattan önce 123 ya da milattan önce 1296'yı alalım. Milattan önce 1296 burada. Bakın sıfıra daha uzak. Milattan önce 123. Milattan önce 123 burada daha yakın, şurada. Milattan sonra 318 şurada. Milattan sonra 1453 şurada. Bakın sıfıra, yani Hazreti İsa'nın doğumuna, yani milada en yakın hangisi var? 123 yılı ile Edirne seçeneği var arkadaşlar. Bakın milattan önce sonra olması önemli değil. Sıfıra en yakın olanı bulacaksınız arkadaşlar. Sıfıra en yakın olanı bulacaksınız. Hangisi miladi takvimin başlangıcına en yakındır diyor. Miladi takviminin başlangıcı ne? Sıfır. Buna en yakın hangisi? Milattan önce 123. Sana milattan önce olanları seç ya da sonra olanları seç dememiş ki, en yakınını bul demiş. 123 yılıyla en yakın hangisi? Edirne seçeneği. Hayır, burada bu soruda değil. Bu soruda sıfıra en yakın olanı bulacaksın. Çünkü hiç öyle bir şey dememiş. Demiş ki arkadaşlar miladi takvime en yakını bul demiş sadece. Tamam.
Aynen öyle. Geldim yeni soruya. Cilalı Taş devrinden itibaren üretim fazlası oluşmaya başlamıştır. Bir yerde, geçtim soruyu, boş verin cevapları. Bir yerde üretim fazlası varsa, biliyorsunuz ki insanoğlu açgözlüdür. Önce ihtiyacımız kadar üretiriz. 10 ton yiyeceğiz buğday, 10 ton ürettik deriz. Ürettik 10 tonu, daha sonra yetmiyor. Daha fazla üretiyoruz. Daha fazla üretiyoruz. Daha fazla üretiyoruz. Fabrikalaşmaya çalışıyoruz. Yeni tarım aletleri geliştiriyoruz. Hep daha fazla üretince hepsini yiyebilecek miyiz? Hayır. O kadar fazla ürün varsa onları ne yapacağız? Satacağız arkadaşlar. Ve satıyorsak ne olur? Ticaret oluşur. Ürün fazlası her zaman ticareti oluşturur. Bir bakalım arkadaşlar. Ürün fazlası oluşmaya başlamıştır. Bu da ticari faaliyetlerin başlaması anlamına gelir değerli arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Elbette anlaşıldı. Harikasınız değerli arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Yeni soruda ne varmış? Bir bakalım. Yukarıdaki gelişmeler ilgili oldukları alanlara göre eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır? İlk köyler Cilalı Taş devrinde kurulmuştur. Köyler arkadaşlar toplumsal bir durum değil midir? İnsanoğlu ilk kez bir arada yaşamaya başlıyor. Bu sosyal toplumsal bir durumdur, değil mi? Evet, bakalım kağıt ilk kez Çinliler tarafından kullanılmıştır. Kağıdın kullanılması kültürel etkileşimi sağlar. Kültürel dedik. Ay yılı esaslı takvim Sümerler tarafından hazırlanmıştır. Takvimi incelemek için gökyüzünü takvim icat etmek için gökyüzünü incelemem lazım. Bu da astronomi bilimidir. Yani bilimseldir arkadaşlar. Bilimseli de sildim. İlk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması Hitit ve Mısır uygarlıkları arasında imzalanmıştır. Arkadaşlar bu da siyasidir. Bunu da eledim. Ne kaldı geriye? Dini kaldı cevap. E seçeneğidir. Hepiniz doğru yaparsanız ben bunu kime anlatacağım arkadaşlar? Maşallah hepiniz doğru yapıyorsunuz. Devam. Arkadaşlar bir bakalım. Kalkolitik devirde Anadolu'da avcılık önemini kaybetmeye başlamış. Tarım öncelik kazanmıştır diyor. Tamam bakalım. Avcılık önemini kaybetmiş. Tarım önem kazanmış. Dini inanışların yaygınlaşması. Yahu tarımın önem kazanmasıyla dini inanışların yaygınlaşmasının ne alakası var? O yüzden ne yapıyorum? Bir olanları eliyorum arkadaşlar. Üretici toplum yapısının oluşmaya başlaması. Evet, ben avcı ve toplacıyken tüketiciydim. Ne varsa doğada onu alıyordum. Şimdi ise tarım yapıyorum, üreticiyim. Dolayısıyla iki doğru. Ticari faaliyetlerde paranın kullanılmaya başlaması. Arkadaşlar bakın, para çok daha sonra ortaya çıkmış. İlk çağda ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bunu alamayız burada. Önce takas usulüyle oldu arkadaşlar. Önce takas vardı Ceyda. Bu da senin sorunun cevabı oldu. Hemen para oluşmadı. Bakın şurada ne diyor? Öncelikle diyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız Bursa. Ticari faaliyetlerde paranın kullanılması çok çok sonra daha. Tamam. Arkadaşlar oraya odaklanmayın. Direkt olarak soruya odaklanmaya çalışın. Şimdi devam edelim değerli arkadaşlar. Chat bildirimini kapatırsam sizden dönüt alamam. O yüzden onu da kapatamıyorum da. Lütfen bana bu konuda yardımcı olun, olur mu? Minnettarım hepinize. Hadi devam edelim. Aynen, kendi bildirimlerinizi kapatabilirsiniz. Sessize alabilirsiniz kendi bildirimlerinizi. Devam edelim mi gençler? Hazır mıyız? Geldi yeni sorum. Arkadaşlar yukarıdaki eşleşmelerden hangisinin doğru olduğu söylenemez. Buyurun bakalım sorunun cevabı sizde arkadaşlar. Hangisi doğru değildir? Önce sizin cevaplarınızı göreceğim, sonra çözeceğim. Dikkat edin, çok çeldirici bir soru. Dikkat edin bu soruya. Denizli diyenler var. Denizli diyenler var. Ceyhan diyenler var. Denizli diyenler devam ediyor. Evet, başka. Ceyhan diyenler bırakmıyor bu işin sonunu. Harikasınız. Şimdi arkadaşlar bir soruya bir bakalım. Evet, D diyenler kazandı.
diyenler, Denizli diyenler kazandı arkadaşlar. Şimdi bir bakalım. Yontma taş arkadaşlar. İnsanlar tüketici konumdadır. Yontma taşta biz ne yapıyoruz? Sadece var olan şeyleri tüketiyoruz. Avcılık ve toplayıcılık yapıyoruz. Doğrudur. Cilalı taş. Biz burada tarım yapıyoruz ya, o yüzden köyleri kuruyoruz. Yerleşik hayata geçiyoruz. Doğrudur arkadaşlar. Tunç devrinde ilk defa şehir devletleri ortaya çıkıyor. İlk siyasi mekanizmalar ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu da doğrudur. Demir devrinde demir paralar basılmamıştır. Demir devrinde para basılmadı ki. Para arkadaşlar ilk çağda basıldı. Yani yontma taş, kaba taş, yontma taş, cilalı taş, bakır, tunç, demir arkadaşlar. Bunlar bitti. Sonra ilk çağ başladı. Yazının bulunmasıyla başlayan ilk çağda Lidyalılar parayı üretti. Demir devrinde para yok ki demir para bassınlar. Dolayısıyla 4 doğru cevabım olacak. Çünkü bu yanlıştır. İlk çağda çok tanrı dinler yaygındır arkadaşlar. Tamam mıyız? Anladınız değil mi çeldiricisini? Güzel. Güzel soruydu bu. Arkadaşlar bir bakalım. Anadolu uygarlıklarından Urartuların kaya oymacılığı, Frigilerin mobilyacılık, Lidyalıların kuyumculuk ve İyonyalıların deniz ticaretinde ilerlemiş olmasında aşağıdakilerden hangisinin daha çok etkili olduğu söylenebilir diyor arkadaşlar. Dini inanç mı? Hayır tabii ki. Sosyal yapı olamaz. Kültürel etkileşim olamaz ama coğrafi faktörler olur. Değerli arkadaşlar, coğrafi faktörlerde yerden altın madenini çıkarabiliyorsam altın işlerim, kuyumculuk yaparım. Eğer arkadaşlar denizde kıyım varsa İyonyalılar gibi deniz ticareti yaparım. Ya da arkadaşlar Frigilerde olduğu gibi o bölgede ağaç çoksa mobilyacılıkla uğraşırım. Coğrafi faktörler son derece önemlidir burada. Gelelim yeni soruya. Mezopotamya medeniyetleriyle ilgili olarak aşağıda belirtilen özelliklerden hangileri yukarıdaki açıklamaya uygun bir durum kabul edilir? Ne diyor? Medeniyetlerle üzerinde yaşadıkları coğrafya arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Medeniyetlerin pek çok temel özelliğini üzerinde yaşadıkları coğrafya şekillendirir. Hangisi arasında bir uygun durum vardır diyor arkadaşlar. Bir bakalım. Mezopotamya ile ilgili olanı sormuş bize. Yapıların daha çok pişirilmiş kil tulalardan yapılması. Bu bir dursun. Bilinen ilk hukuk devletinin Sümerler olması. Bunun coğrafya ile ilgisi yok. Genellikle şehir devletler arası halinde yaşadıkları için siyasi birliklerin olmaması. Coğrafya ile alakası yok. Gök cisimlerini tanrı olarak kabul etmeleri ve tapınaklarını gözlemevi olarak kullanmaları. Bunun da coğrafya ile ilgisi yok. Dini içerikli edebiyata sahip olmaları. Niye hava gürültülü diye mi? Ya da havada çok yağmur yağıyor diye mi? Hayır, coğrafya ile alakası yok. Ama arkadaşlar, Mezopotamya uygarlıklarının pişirilmiş kil tuğlalardan eserlerini yapmaları, yani kerpiçten yapmalarının sebebi coğrafi faktördür. Bölgede taş yok, taş. Bu adamlar ne yapsınlar? Dolayısıyla o bölgedeki kili alıyorlar, kendilerine ev yapıyorlar. Bu coğrafya ile ilgilidir. Coğrafi bir faktördür. Şimdi gök cisimlerini tanrı olarak kabul etmeleri diyorsun ya, Sema Nur. Eğer coğrafya ile ilgili olduğunu düşünürsek, her yerde gök cismi var, değil mi? Ben güneşi, ayı, yıldızları her yerde görüyorum. Ama neden her yerde takvim yapılmamış? Neden Sümerler'de ve Mısır'da yapılmış? Neden mesela Frigyalıların takvimi yok? Oysa onlar da görüyorlar. Anlaştık mı? O yüzden arkadaşlar bana ne lazım? Bana coğrafyanın etkili olduğu bir unsur lazım. Coğrafyanın etkili olduğu unsur da Mezopotamya'da yapıların kilden yapılmasıdır. Taş olsaydı taştan yaparlardı. Anadolu uygarlıkları kilden, kerpiçten mi yaptılar? Hayır, hepsi taştan yaptılar. Neden? Çünkü coğrafyada taş var. O yüzden. Geldim yeni soruya. İlk çağ uygarlıklarında site, nom, polis gibi kavramların varlığı düşünüldüğünde 1, 2, 3, 4 uygarlıklarından hangilerinin siyasi birliğin bulunduğu söylenemez. Arkadaşlar boş verin soruyu. Önce şunu bilin. Önce şunu bilin. Şunun da cevaplarını şöyle yapalım. Arkadaşlar önce şunu bilmenizi istiyorum. Eğer, bakın soru çözdürecek bu bilgi. Eğer bir yerde şehir devletleri varsa siyasi birlik yoktur. Merkezi otorite güçlü değildir arkadaşlar. Bu şekilde yaklaşacağız. O zaman ne diyoruz? Şehir devleti varsa merkezi otorite zayıftır ve siyasi birlik yoktur. Bir bakalım. Site kime ait arkadaşlar site? Sümer şehir devletlerine ait. O zaman bunu alırım. Burada siyasi birlik yoktur. Nom kime ait? Mısır'a ait. O zaman burada da siyasi birlik yoktur.
Polis Yunanlılara ait arkadaşlar. O zaman Yunanlılarda da siyasi birlik yoktur. O zaman 1, 2 ve 4'te siyasi birlik yoktur. Cevabım E seçeneğidir. Ceyda'cığım, Nom da Mısır şehir devletlerine verilen isimdir. Buradaki site Sümer şehir devletlerine verilen isimdir. Nom Mısır şehir devletlerine verilen isimdir. Polis ise Yunan şehir devletlerine verilen isimdir. Mesela Konstantinopolis, yani Konstantinopolis diyoruz ya. Oradaki polis ne? Şehir anlamına geliyor. Ya da Edirne'nin eski adı Adrianopolis. Anlaştık mı? Polis Yunanlardaki şehir devletidir. Nom da Mısır'daki şehir devletleridir. Geldim arkadaşlar. Anadolu'nun özelliklerini vermiş. Bu özellikleri dikkate aldığımızda Anadolu için aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez diyor. Asya ve Avrupa arasında köprüdür. Yaşama elverişli iklimi vardır. Verimli toprakları vardır. Yolların kesişiminde bulunur. O yüzden Anadolu'da pek çok uygarlık kurulmuştur. Hititler gibi, Frigler gibi, Lidyalılar gibi, İyonyalılar gibi pek çok uygarlık kurulmuştur Anadolu'da arkadaşlar. Bu kadar verimli şeyler olursa çok sık istilaya uğramaz mı? Elbette uğrar. Pek çok topluluk için yerleşim yeri olur mu? Az önce saydım. Olur tabii ki. Etrafındaki medeniyetlere çok benzemeyen kendine has bir uygarlık ortaya çıkarmıştır. Hayır. Kendine has olmaz. Kendine has, özgün olabilmesi için oranın çok sık istilaya uğramaması lazım. Ama Anadolu'nun doğal bir koruması yok ki. Anadolu sürekli istilaya uğruyor. O yüzden özgün bir kültüre sahip değildir. Özgün bir kültüre sahip olan uygarlık Mısır uygarlığıdır. Bir tarafta çöl, bir tarafta deniz, bir tarafta dağlar var arkadaşlar. Adamlar istilaya uğramıyor. Özgün bir uygarlık. Ama Anadolu öyle değil. O yüzden cevabımız Ceyhan. İletişim ve etkileşim güçlüdür çünkü geçiş güzergahı içerisinde ve geçiş güzergahıdır diyor. Ne diyor şurada? Asya ve Avrupa üzerinde köprüdür diyor zaten. Cevabımız Ceyhan. Dikkat isteyen bir soru. Aman dikkat edelim. Bir bakalım. Paragrafa göre Perslerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz denmiş. Persler Anadolu'yu satraplık adı verilen eyaletlere ayırmışlar. Ne için? Yönetimi kolaylaştırmak için. Eğer arkadaşlar satraplık ya da eyalet görüyorsanız yönetimin kolaylaştırılmaya çalışıldığını anlayacaksınız. Her eyaletin başına valiler atamışlar. Bakın nereden atıyorlar? Baştan valiler atıyorlar. Şah gözü ve şah kulağı denilen müfettişler görevlendirmişler ve Anadolu'da dünyanın bilinen ilk düzenli posta örgütünü kurmuşlar. Posta örgütü varsa merkezi otorite güçlüdür dersiniz. Neden? Çıkan bir isyanı hemen haber alırsınız ve hemen bastırırsınız. Bakalım, federal bir devlet modeli benimsenmiştir. Arkadaşlar bu bir dursun, bu bir dursun. Gelişmiş bir idari teşkilatlanma vardır. Evet, gelişmiş bir idari teşkilatlanma vardır. Çünkü düzenli posta teşkilatı var, eyaletler var, şah kulağı, şah gözü var. Bunu da aldım arkadaşlar. Gelişmiş bir idari teşkilatlanma. Anadolu'yu kültürel bakımdan etki altına almışlardır. Arkadaşlar bu da dursun. İki tane şunlar dursun. A ve C dursun. Devam edelim. Merkezi otoriteyi güçlendirmeye çalışmışlardı. Arkadaşlar merkezi otoriteyi güçlendirmeye çalışmışlar mı? Evet. Posta teşkilatı var. Çıkan isyana hemen haber alınırım ve merkezi otoriteyi güçlendirmeye çalışmış olurum. İstihbarat ve haber alma, evet, müfettişler var. Bu da doğru. Şimdi geldim iki seçeneğe. A ve C kaldı arkadaşlar. Bir bakalım. A'da ne diyor? Federal bir devlet modeli benimsemişlerdir. Arkadaşlar federal ne demek? Bir devletin başka birden fazla unsurdan oluşması demek. Bu adamlar ülkeyi eyaletlere ayırmamışlar mı? Mesela Amerika'ya bir bakın arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri. Neden? Çünkü federal bir devlet. Farklı eyaletlerden oluşuyor. Texas gibi, New York gibi, Chicago gibi, Washington gibi. Dolayısıyla bu adamlarda da eyaletler varsa federal bir devlettir. Ama Anadolu'yu kültürel bakımdan etki altına almışlar diyemeyiz. Anadolu'yu kültürel olarak etkileyemediler bile. Çünkü Anadolu kültürü çok güçlü ve Persleri yeniyor aslında bu kültür. Hocam eyaletlere ayrılan bir şehrin merkezi otoritesi bozulmaz mı? İpekçim, ona şurada dikkat edeceksin. Bak ne diyor? Her eyaletin başına merkezden valiler atanmış diyor. Merkezden vali gönderiyorum oraya. Neden? Çünkü bana bağlı kalsın diye. Bu valinin merkezden gönderilmesi merkezi otoriteyi güçlü tutma çabasıdır. Tamam mıyız? Güzel yere parmak bastım. Bu iyi oldu.
İskender'in Asya seferinin en önemli sonucu Helenizmin doğmasıdır. Şimdi arkadaşlar, Helenizmin doğmasında hangisi daha etkili bir sebeptir diyor. Önce bir bakalım. İskender Büyük Asya seferine çıkıyor ve bu sefere çıkarken batıdaki bilim adamlarını yanına alıyor. Ve doğuya sefere çıkıyor. Doğudaki bilim adamlarını toplayıp bunları kaynaştırıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar Doğu ve Batı kültürü kaynaşınca meydana ne çıkıyor? Helenizm, yani Helenistik uygarlık çıkıyor. O zaman Halimeciğim, Helenizm ya da Helenistik uygarlık Doğu kültürü ve Batı kültürünün, Doğu bilimi ve Batı biliminin sentezlenmesidir, birleşmesidir. Dolayısıyla arkadaşlar, Doğu ve Batı'nın sentezlenmesi İskender'in sefere çıkarken yanında bilim adamlarını götürmesiyle olmuştur. Doğu'yu al, Batı'yı getirdi, Doğu'yu da aldı, onları birleştirdi ve yeni bir kültür, yeni bir uygarlık oluşturdu. O yüzden cevabım Ceyhan. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Evet, güzel. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bir bakalım. Patesi adı verilen rahip krallar Tanrı adına Sümer şehir devletlerini yönetip dini güç sahibi oldukları gibi başyargıç, başkomutan sıfatlarıyla da hukuki ve askeri yetkileri kendilerine toplamışlardı. Sümer ülkesinin tamamında siyasi birlik sağlanmıştır diyor. Yahu bu adamlar şehir devletiymiş. Şehir devleti olan yerde siyasi birlik olmaz. O yüzden biri ne yapıyorum, bir olanları eliyorum. Yönetim biçimlerinde teokratik monarşi varmış. Evet, adam hem rahipmiş, burası teo yani din. Burası da kralmış, bu da monarşi arkadaşlar. Yani teokratik monarşi var. İki doğru. Bir çeşit güçler birliği uygulamasından söz edilebilir. Çünkü adam başyargıç, başkomutan, hukuki ve askeri yetkilerin tamamı adamda. Yani güçler birliği ilkesi var. O yüzden 2 ve 3'ün bulunduğu Edirne doğru cevabım olacak. Bakalım arkadaşlar şu sorumuza. Urartuların mezarlarını ev ve oda biçiminde yapmaları bana neyi gösterir arkadaşlar? Ben mezarlarımı ev ve oda biçiminde yapıyorsam bana bu neyi gösterir arkadaşlar? Bu soruları geçin. Bana cevap verin lütfen. Ahiret inancını gösterir. Ölümden sonraki yaşamı gösterir. Mükemmelsiniz arkadaşlar. Çünkü adam orada doğa yeniden dirilecek ve o odalarda, o evin içerisinde yaşayacak. Ölülerin değerli eşyalarıyla birlikte gömülmesi, ilk Türk devletlerindeki balballar ya da arkadaşlar oda şeklinde mezar olan kurganlar ya da mumyalama ya da piramitler bana ölümden sonraki hayatı gösterir, ahiret inancını gösterir. Cevabım da zaten ahiret inancı olacak. Unutmuyoruz. Güzel. İyonyalılar deniz ticareti ile uğraşıp kolonicilik yapmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkmasında etkili bir durum olarak gösterilemez diyor. Arkadaşlar, İyonyalılara bir bakalım. Lidyalıların kara ticaretine hakim olup İyonyalıları bu konuda engellemeleri. İyonyalılar da kıyamam, ne yapsınlar adamlar yazık. Gidip deniz ticaretiyle uğraşıyorlar. Aç mı kalsınlar, taş mı yesinler bu adamlar? Arkadaşlar, kolonicilik ticaret yapmadır. Ticari merkezlere koloni adı verilir. Koloni gördüğünüzde aklınıza ticaret gelsin. Şehir devletleri halinde örgütlenmeleri. Yahu şehir devleti siyasi bir birimdir. Yani bunun ticaret yapmayla ilgisi yok ki. O zaman şehir devleti olmayanlar ticaret yapamaz mı? Yo, yapabilir. Fenikelilere baktığımızda diyelim ki mesela onlar şehir devleti olmasınlar ama ticaretle uğraşıyorlar. Ya da Lidyalılarda şehir devleti yok ama adamlar ticaret yapıyor. Şehir devletiyle ticaret arasında doğrudan bağlantı kurulamaz. O yüzden cevabımız Bursa. Denizci bir topluluk deniz ticaretiyle uğraşıyorlar, etkilidir. Kıyı Ege ve adalarda yaşamaları deniz ticaretiyle uğraşmalarında elbette etkili, coğrafya. Denizle iç içe bir coğrafyada bulunmaları yine aynı şey, yine etkilidir. Ama şehir devletleri deniz ticaretini etki etmez. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar, bir bakalım şu soruya. Soruları seçerek gitmeye özen gösteriyorum. Hititler'de toprak kralın mülkü idi.
Halkın değil, kralınmış hepsi. Ekilip biçilmesi için halka dağıtırdı. Soylular toprakların düzenli şekilde ekilip ekilmediğini kontrol ederlerdi. Bu toprakların vergi gelirleri sorumlu olan soylulara verilirdi. Soylular da asker beslerlerdi. İyi bir tarım politikası, evet iyi bir tarım politikası. Hatta bu ilkel bir ilkel bir tımar sistemi bu. Osmanlı'da ve Türk İslam devletlerinde de var toprağı işleme yöntemi. Bir de doğru, iki de doğru. Tarım önem vermiş. Bir zahmet bu kadar sistemli bir yapıları varsa tarıma önem vermiş olsunlar elbette. Gelelim arkadaşlar Sümerlerin yazıyı icat etmeleri, ilk yazılı kanunları yapmaları ve ay yılı esaslı takvimi icat etmeleri ile hangisine ulaşamayız diyor. Bir bakalım. Dünya kültür tarihine çok önemli katkılarda bulunmuşlardır. Bir zahmet arkadaşlar yazılı kanunlar takvim yapmışlar adamlar. Bu doğru. Miladi takvimin temelini atmışlardır diyor. Hayır arkadaşlar, miladi takvimin temeli ne? Miladi takvimin temeli güneş yılı esaslı takvimdir. Güneş yılı esaslı takvim de Mısırlara aittir. Kime aitmiş? Mısır'a aitmiş. Dolayısıyla miladi takvimin temeli ay yılı esaslı takvim değildir. Güneş yılı esaslı takvimdir. O da Mısır'a aittir. Yani Sümerlerle alakası yoktur. Cevap B seçeneğidir. Hukuk devleti olma özelliği. Arkadaşlar adamlar yazılı kanun yapmışlar. Elbette hukuk devleti. Bilimsel çalışmalar. Takvim yaparken astronomi bilimiyle uğraşıyorlar. Bilimsel çalışmalarımız da var. Bilginin kaydedilmesini ve aktarılmasını kolaylaştırılmıştır. Kolaylaştırmışlardır. Nasıl? Yazıyla kaydedilmek ve araştırmak ya da aktarmak bu yazıyla olur. Dolayısıyla E seçeneği de doğrudur arkadaşlar. Bu şekilde baktığımızda cevabımız B seçeneğidir. Babil Kralı Hammurabi tarihte ilk kez gücünü ve meşruiyetini Tanrı'ya dayandırmadan kurduğu güçlü orduya dayanan bir hakimiyet kurdu. Yani adam diyor ki bana Tanrı için itaat etmeyin. Bana gücüm için itaat edin diyor arkadaşlar. Bakın ne kadar mantıklı değil mi? Adam mevcut bir laik düzene yakın bir şey yapmış. Dolayısıyla ilk kez laik devlet yapısına benzer özellik sergilemiştir. Doğru. Üç olmayanları eledim. Mutlakiyete dayalı bir yönetim anlayışı sergilemiştir. Mutlak yani arkadaşlar. Mutlak bir yönetim var mı burada? Evet var. Çünkü Babil Kralı Hammurabi çok sert. Dolayısıyla 2'yi de alırım. Peki bir bakalım. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırmıştır. Evet ne diyor? Bana Tanrı istediği için değil, bana gücümden korktuğunuz için itaat edeceksiniz diyor. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği oluyor. Bir bakalım yukarıdakilerden hangisinde medeniyet ile özelliği arasındaki eşleştirme, medeniyet ile özelliği arasındaki eşleştirmede yanlışlık yapılmıştır. Buradan mutlak yönetim derken az önceki soruda mutlaktan kastı oradaki mutlakiyet yönetimi sert bir yönetimden bahsediyor orada. Arkadaşlar bir bakalım. İskit, atlı göçebe kültürün benimsenmesi. Evet, ilk atlı göçebe Türk kültürü, Türk topluluğuydu zaten aynı zamanda. İskitler atı evcilleştirmişlerdi. Bir doğrudur. Pers, ilk imparatorluk yapısının kurulması. Hayır, ilk imparatorluk Akkadlardadır arkadaşlar. Ve yine ilk imparatorluk ilk düzenli orduyla birlikte gelmiştir. Akkadlardadır. Değil mi? Dolayısıyla iki yanlıştır. O yüzden cevabım Bursa'dır. Devam edelim. Helen, Ön Asya ve Mezopotamya uygarlığının kaynaşması. Yani Büyük İskender. Yani Helenizm arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğru. Hint uygarlığı kast sistemi sınıf ayrımına dayalı bir sistemdi. Bu da doğru. Mısır'da eczacılık ve geometrinin gelişmesi. Arkadaşlar eczacılık neyden dolayı gelişmişti? Mumyalamadan dolayı gelişmişti. Geometri ise arkadaşlar Nil Nehri'nin taşması sonucunda bozulan tarla sınırları yeniden arkadaşlar düzenlemek için gelişmişti. Pers ise arkadaşlar ilk posta teşkilatını kurmasıyla, bunun yanı sıra satraplıkları kurmasıyla bilinir ve bir İran uygarlığıdır. Orada bize Akkadların özelliğini verdiği için cevabımız B seçeneği olacak. Anlaştık mı? Şimdi devam edelim. Bu bilgiye göre Mezopotamya'da aşağıdakilerden hangisinin gelişmiş olduğu söylenemez diyor. Bir bakalım. Yapılan kazılarda ne varmış arkadaşlar? Farklı medeniyetlere ait orak saban. Bir yerde orak saban varsa tarım vardır.
Değirmen taşı. Tamam. Tahıl saklama kapları. Tahıl saklama kapları toprağın pişirilmesiyle olur. Dolayısıyla arkadaşlar seramiktir. Bunun yanında imalathane, yani zanaatkarlık olur arkadaşlar. Pazar yeri, yani ticaret olur, ama burada güzel sanatlara ilişkin herhangi bir şey yoktur. Bu yüzden cevabım E seçeneğidir. Mesela burada deseydi ki Babil Kulesi var, burada Babil'in asma bahçeleri var. Evet, o zaman belki yorum yapardık ama burada böyle bir şey söyleyemiyoruz. Arkadaşlar bir bakalım şu soruya. Metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda verilenlerden hangisinin getirilmesi uygun olur? İnsanların tüketici toplum yapısından üretici toplum yapısına geçtiği dönem, yani tarımın yapıldığı dönem cilalı taş devridir. Cilalı taş olmayan her şeyi elerim. Bu gitti, bu gitti. Oh, bu da gitti. Bir bakalım. İlk siyasi oluşumların, ilk siyasi mekanizmaların oluştuğu dönem, yani şehir devletlerinin oluştuğu dönem Tunç Devri'dir arkadaşlar. O yüzden cevabım Ceyhan'dır. Demir Devri'nde ise ilk imparatorluklar oluşmuştur arkadaşlar. Tamam. Cevabım Ceyhan olacak. Değerli arkadaşlar, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Dersime katıldığınız için çok teşekkür ederim. Süreç içerisinde tarih kamplarında yer alırsınız, İyi şeyler başaracağımız inancındayım. Bu tarih kamplarında yer almanız kendi adıma beni mutlu eder. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın. Burada yer verilen numaradan ve linkten indirimli bir şekilde arkadaşlar bu kamptan faydalanabilirsiniz. Kamp konusunda sizlere detaylı bilgi vereceklerdir. Kendinize dikkat edin. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.